Hazreti Süleyman Aleyhisselam. Dünyaya hakim olmuş 4 hükümdardan biri olmasının yanı sıra kendisine peygamberlik de verilmişti. Yaşadığı ilginç hayatı ve mucizeleri ise dinleyenleri hayretler içinde bırakıyor. O, cinlere hükmedebiliyor, onları emri altında çalıştırabiliyordu. Hayvanların dilinden anlayıp onlarla konuşabildiği gibi rüzgarlar da onun emrine verilmişti. Zenginliği ve sahip olduğu hazinesi dünya üzerinde görülmemiş cinstendi. Öyle ki günümüzde bile birçok kişi onun hazinesinin peşine düşmüş durumda. Süleyman Peygamber'in hayatını dinlemeye hazır olun. Gözünüzde bir şey canlandırmanızı istiyorum. İşe veya alışverişe gitmek için evinizden çıktınız, fakat o da ne? Sokakta gördüğünüz insanlarda ürpertici bir değişiklik var. Yollarda büyük bir kargaşa hakim. İnsanların yüzleri değişmiş, bir yandan kahkaha atıyorlar, bir yandan da bağırıp diğer insanlara saldırıyorlar. Adeta bir zombi filmi sahnesindesiniz. Böyle bir şey sadece filmlerde olur sanıyorsanız aldanıyorsunuz. Çünkü günümüzden binlerce yıl önce tam da böyle bir olay yaşandı. Ne olmuştu insanlara böyle? Duyacaklarınız biraz ürpertici gelebilir. Cinler aleminin sakinleri bizim boyutumuza geçerek insanlara saldırmışlardı. Yanlış duymadınız. İnsanların içine giren cinler ülkede büyük bir kaos başlattılar. İnsanlık tarihinin en ilginç olaylarından biri olan bu hadise Hazreti Süleyman Peygamber'in döneminde yaşandı. Ama onun hayatı boyunca tanık olduğu olaylar bu duyduklarınızın yanında bir hiç. Dilerseniz Süleyman Aleyhisselam'ın hayatının ilk dönemlerinden başlayarak ilerleyelim. Tarih M.Ö. 970. Günümüzden yaklaşık 3000 yıl kadar önce Gazze'de bir bebek dünyaya geldi. Daha çocuk yaşta ülkesinin başına geçerek dünyaya hakim olan tarihin gelmiş geçmiş 4 büyük hükümdarından biri olacağının henüz kimse farkında değildi. Tabii en önemlisi ise ne hükümdarlığı ne de çocuk yaşta sahip olacağı zenginlikti. Her şeyden önce o, Yüce Allah Azze ve Celle'nin kendisine peygamberlik verdiği bir kişi olacaktı. Hazreti Süleyman Peygamber. Henüz 12 yaşlarındayken bile onun diğer çocuklardan farklı biri olduğu belli oluyordu. O dönem ülkenin başında bulunan Hazreti Davut Aleyhisselam'ın oğluydu Hazreti Süleyman. Fakat Hazreti Davut'un tek oğlu değildi. Süleyman Aleyhisselam'ın 18 tane erkek kardeşi daha vardı. Peki nasıl oldu da Hazreti Davut Peygamber'in ölümünün ardından hükümdarlık Hazreti Süleyman'a geçti? Ne oldu da babası 19 oğlundan onu seçmişti? Davut Aleyhisselam oldukça firaset sahibi, sezgileri kuvvetli ve Rabbine gönül bağla bağlı olduğundan Hazreti Süleyman'ı tüm oğullarının arasından seçmeye karar vermişti. Fakat dönemin İsrailoğulları buna karşı çıktılar. Çünkü Hazreti Süleyman daha 12 yaşındaydı. Kardeşlerinin arasında daha yetişkin ve güçlü olanları bulunmaktaydı. Fakat Davut Aleyhisselam doğru karar verdiğine inanıyordu. İsrailoğullarının da bu kararından tatmin olmaları için oğulları arasında halkın gözü önünde bir imtihan gerçekleştirdi. Oğullarına bir soru yöneltti. Doğruluğu diğer cüzlerin doğruluğuna, bozukluğu da diğer cüzlerin bozukluğuna sebep olan nedir? Herkes kendisine göre bir cevap verdi. Fakat aralarından bir cevap İsrailoğullarının da hoşuna gitmişti. Soruyu kalptir diye yanıtlamıştı Hazreti Süleyman Aleyhisselam ve herkesin gözüne girmişti. Ama bir deneme daha vardı. Hazreti Davut herkesin asasının üzerine ismini yazıp onları bir odaya kilitledi. Bir süre sonra odayı açtıklarında oğullarından sadece Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın asası yeşermiş ve yaprak vermişti. Bu durumdan sonra da Hazreti Süleyman herkes tarafından kabul görerek padişahlığa ilk adımı atmıştı. Babası Hazreti Davut'un ölümü yakındı. Oğlu Süleyman'ı karşısına oturtan Davut Aleyhisselam ona ölümünden önce önemli nasihatlerde bulundu. İnsanlardan bir şey bekleme, bu gerçek zenginliğin ta kendisidir. Allah'ın sana vermeyip de başkasına verdiği nimetlere göz dikmek senin için fakirliğin işaretidir. İçinde bulunduğun günün dünden daha hayırlı olması için çalış. Özür dilemeni gerektirecek hareketlerden ve sözlerden uzak dur. Kızdığın zaman bulunduğun yerden uzaklaş. Kısa bir süre sonra Davut Aleyhisselam evinin ortasında Azrail Aleyhisselam ile karşılaştı. Hükümdarlığı 40 yıl sürmüştü. Kudüs'ü fethetmiş ve devletine başkent yapmıştı. İsrailoğullarının en parlak dönemini yaşatmıştı. Şimdi sıra oğlu Hazreti Süleyman'a gelmişti. O da diğer tüm peygamberler gibi adaleti gözeterek ülkesini yönetecekti.
İşte en çok mucize göstermiş peygamber olarak tarihe geçmiş Hazreti Süleyman Aleyhisselam için muhteşem ve esrarengiz olayların yaşanmaya başlayacağı dönem gelmişti. Videonun sonuna dek duyacaklarınız size oldukça hayret ettirecek. O yüzden sakın bir yere ayrılmayın. Hazreti Davud peygamberin elinde cennetten gelmiş çok önemli bir alet bulunuyordu. Bunu ölmeden önce oğlu Hazreti Süleyman'a emanet etti. Bir yüzük. Bu yüzük cennetteyken ilk insan Hazreti Adem Aleyhisselam'a hediye edilmişti ve üzerinde günümüze kadar çok az insanın ve sadece meleklerin haricinde kimsenin bilmediği ve tüm kapıları açabilen, ona sahip olan kişiye büyük bir güç veren ismi Azam yazılıydı. Bu yüzük cennetteyken dünyaya Allah'ın izniyle Cebrail meleği tarafından getirildi. Yüzük artık Hazreti Süleyman'a geçmişti. Bundan böyle yüzüğü kullanarak cinleri, hayvanları ve rüzgarı emri altına alabilecekti. Tabii yüzük sadece bir vesile aracıydı. Esas olan Yüce Allah Azze ve Celle'nin izni ve istemesinden kaynaklanıyordu. Ama Allah sadece bir ol demesiyle her şeyi oldurabilecekken bu olayda da bir hikmet verdiği güç yüzüğünü vesile kılmış ve bunu Süleyman peygambere bahşetmiştir. Bu yüzüğün günümüze kadar gelen inanılmaz bir hikayesi, yaşanan oldukça ilginç olayları var. Bunun için ayrıca bir video hazırlayacağımdan dolayı üzerinde fazla durmuyorum. Süleyman Aleyhisselam'ın yaşadığı, bugün Mescid-i Aksa olarak bildiğimiz yer o zamanlar Beyt-i Makdis olarak biliniyordu. Günümüze gelene kadar birkaç defa yakılıp yıkılan bu mabet sonraları Mescid-i Aksa ismini alacaktı. Ama enteresan olan durum şu ki etrafına 12 mahalleli bir şehir kurulan bu yerin yapım aşamasında büyük bir gizem var. Burası sadece insanlar tarafından inşa edilmedi. Yanlış duymadınız. Davud Aleyhisselam hayattayken Beyt-i Makdis'in inşası başlamış fakat bitirmeye ömrü yetmemişti. Onun vefatının ardından Hazreti Süleyman Aleyhisselam emri altındaki cinleri toplayarak onları bu yerin yapımında kullandı. Böylece bugünkü ismiyle Mescid-i Aksa olarak bilinen o dönemin Beyt-i Makdis'i cinlerin olaya el atmasıyla birlikte hızlıca tamamlandı. Hatta inşa sırasında hiçbir inşaat sesi, vurdu kırdı gürültüsü gelmeden yapıların yükselmeye başladığını gören halkın oldukça şaşkın olduğu bilgisi günümüze kadar gelmiştir. Günümüzde nasıl inşa edildikleri hala çözülemeyen başka yapılarda da cinlerin rolü var mıdır? Bu konuya da ilerleyen günlerde mutlaka değinmeyi planlıyorum. Süleyman Aleyhisselam'ın cinlerin yardımıyla yapımını tamamladığı Beyt-i Makdis'te kutsal ahit sandığı da bulunuyordu. Fakat Beyt-i Makdis, Süleyman Aleyhisselam'ın vefatından bir süre sonra Kral Buhtun-Nasir yani Nebukadnezar'ın Kudüs'e girmesi ve şehri yakıp yıkmasıyla tahrip olmuştur. Hazreti Süleyman Aleyhisselam hem hükümdar hem de bir peygamberdi ve Allah-u Teala ona gelmiş geçmiş en büyük saltanatlardan, zenginliklerden birini verdi. Onun öylesine dillere destan bir zenginliği vardı ki bu zenginliğinden ötürü onun hakkında cennete en son girecek peygamberin Hazreti Süleyman Aleyhisselam olduğuna dair rivayetler konuşulmasına bile sebep oldu. Fakat İslam alimlerinin ittifakına göre Hazreti Süleyman peygamberin cennete en son girecek olan peygamber olduğuna dair peygamberimizin herhangi bir sahih hadisinin var olduğu doğru değil. Ama bu rivayetin çıkış noktası bazı sahih hadislere dayanmakta. Tirmizi ve Müslim'den gelen sahih hadislere göre kıyamet günü zenginler fakirlerden 40 yıl daha geç cennete girecekler. Çünkü zenginlerin hesabı fakirlere göre daha uzun sürecek. Lakin cennete önce giren kişinin daha sonra girenden derece bakımından herhangi bir üstünlüğü bulunmayacak. Süleyman Aleyhisselam ile ilgili cennete en son girecek olması ile ilgili rivayetin ise sahih olmadığını bir kez daha hatırlatıp en doğrusunu Allah bilir diyerek devam edelim. Onun öylesine büyük bir hazineye sahip olmasında vesile olan şeylerden biri de yine Allah'ın izniyle cinlerdi. Cinlere hükmedebilen ve onları kendi emrinde birçok işte görevlendiren Hazreti Süleyman cinlere bir görev daha vermişti. Okyanusların dibine dalıp incileri yerlerinden çıkartacaklar ve Hazreti Süleyman'a getireceklerdi. Böylece zenginliğine zenginlik katmış oldu. Eski ahitte yazılanlara göre Süleyman Aleyhisselam dünyanın gelmiş geçmiş en büyük hazinelerinden birine sahipti. Tonlarca altının içine dahil olduğu bu hazine günümüzde bile hala dünyanın birçok yerinde didik didik aranmaya devam ediyor. Cinlerin Süleyman peygamberin emrinde çalışıyor oldukları Kur'an-ı Kerim'de de bahsedilmektedir. Allah onları Süleyman Aleyhisselam'ın emrine verdi. Onlardan kim emirleri yerine getirmezse kendilerini alevli bir azabın beklediğini biliyorlardı. Bu yüzden kendilerine verilen tüm emirleri isteyerek veya istemeyerek yerine getirmek zorundalardı. Hatta cinlerin görkemli binalar inşa ettikleri, havuzlar yaptıkları da Kur'an-ı Kerim'de yer almakta.
Bir dönem bazı İsrailoğulları tarafından Süleyman Aleyhisselam büyücülükle, sihir yapmakla suçlanıp sahip olduklarını bu yolla elde ettiği iftiralarına maruz kalmıştı. Bu yüzden Süleyman Aleyhisselam döneminde insanlara nasıl büyü yapıldığını öğretmesi için iki melek Harut ve Marut dünyaya indirildi. Böylece Süleyman peygamberin mucizeleriyle büyünün arasındaki fark insanlar tarafından anlaşılabilecekti. Harut ve Marut imtihan vesilesiyle dünyaya gönderildiler. Sakın sihir yapmayın, yaparsanız da bunun cezası cehennemdir demeden de kimseye büyü öğretmezlerdi. İslami kaynaklara göre 500 yıl yaşadığı düşünülen Hazreti Süleyman peygamber, rüzgarları yönetebilmenin yanı sıra tıpkı babası Davut aleyhisselam gibi hayvanların dilinden de anlayabiliyordu. Ama Süleyman aleyhisselama onların dilinden anlıyor olmasından öte hayvanlarla konuşabilme yeteneği de verilmişti. Evet, böceklerden atlara, yılanlardan uçan kuşlara kadar hayvanatlarla iletişim kurabilme gücüne de sahipti Süleyman aleyhisselam. Cinlerden ordusu bulunduğu gibi hayvanlardan da bir orduya sahipti. Yine Kur'an'da bildirildiği üzere cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan ordusunu toplayan Hazreti Süleyman peygamber, ordusuyla birlikte ilerlerken Karıncalar Vadisi'ne yaklaştığı bir vakit vadideki karıncalardan birinin sesini işitti. Karınca şöyle bağırıyordu. ''Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin. Hazreti Süleyman'ın saltanatı çok büyüktür. Sizi çiğnerler. Derhal yuvalarınıza çekilin.'' Bu sözleri duyan Hazreti Süleyman gülümseyerek karıncaya cevap verdi. ''Hayır, benim saltanatım geçicidir. Dünyevi hayatım da hudutludur. Bir kelime-i tevhidin getirdiği saadet ise sonsuzdur.'' Süleyman Aleyhisselam ordusuyla beraber Mekke'ye doğru yolculuk yapmaktaydı. Karşılaştığı hoş bir vadide namazını kılmak istedi. Tam o sırada kuşlarından oluşan ordusunda bir eksik olduğunun farkına vardı. Hüthüt kuşu görünürlerde yoktu. Bu durum Süleyman Aleyhisselam'ın hayatına yön verecek yeni gelişmelerin de başlangıcı oldu. Hüthüt kuşu, Süleyman Aleyhisselam'a özel görev yapan bir kuştu. Gerektiğinde uzaklara uçup yaklaşmakta olan ordulardan haber toplayıp Süleyman Aleyhisselam'ı anlatırdı ve ona bilgi taşırdı. Hüthüt kuşunun ayrıca bir görevi de su bulmaktı. Süleyman peygamber abdest almak istediği zamanlarda Hüthüt kuşu nerede bir su var öğrenip derhal ona haber verirdi. Fakat her ne olduysa o sırada Süleyman Aleyhisselam nereye baksa kuşu göremiyordu. Çünkü kuş bir süre önce vadide denk geldiği diğer yabancı Hüthüt kuşlarının arasına karışıp oradan uzaklaşmıştı. Diğer kuşlar onu alıp bir başka diyara götürdüler. Uçarken burada gördükleri karşısında hayran kalan Hüthüt kuşu, Belkıs adında bir hükümdarın sarayını ve bahçelerini gezdi. Kur'an-ı Kerim'de Süleyman Aleyhisselam'ın kuşları teftiş ettiği ve ardından ''Bana ne oluyor ki Hüthüt'ü göremiyorum, yoksa kayıplara mı karıştı?'' diye aktarılmıştır. Ve çok geçmeden kuşun geri dönüp Belkıs adındaki bu kadının sarayından haber getirdiğini belirtir. Hüthüt kuşu edindiği bilgilerle vadiye Süleyman Aleyhisselam'ın yanına geri döndü ve sana senin bilmediğin şeyler öğrendim, bir haber getirdim dedi ve anlatmaya başladı. Sebe ülkesine hükümdarlık eden bir kadınla karşılaştım. Kendisine her şey verilmişti ve kocaman bir tahtı vardı. Fakat her şeye sahip olan bu kadın ve halkı Allah'ı bırakıp güneşe secde ediyorlardı. Şeytan onlara yaptıklarını süslü gösteriyor, bu yüzden de hidayeti bulamıyorlar. Hüthüt kuşunun anlattıkları Süleyman Aleyhisselam'ın çok ilgisini çekmişti. Doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın, bakacağız dedi. Sonra besmele ile başlayan bir mektup yazarak üzerine de meşhur mührünü vurdu ve Hüthüt kuşuna verdi. Bu mektubu Belkıs'a götür dedi. Mektubu alan Hüthüt kuşu derhal Sebe diyarındaki saraya uçarak onu Belkıs'ın tahtına bıraktı ve bir köşeye çekilerek izlemeye başladı. Sabah olup uyanan Belkıs tahtın üzerindeki mektubu görerek şaşırdı. Mektup nasıl içeri girmişti ki? Tüm kapılar kapalı. Muhafızlara mektubu sordu. Kimse bilmiyordu. Oysaki bekçiler tüm gece boyunca kapı önünde beklemişlerdi. Hayretler içinde mektubu açan Belkıs, mektubun içinde yazanları hemen çevresindekilerle paylaştı. ''Beyler, bana çok önemli bir mektup bırakıldı. Mektup Süleyman'dandır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.'' diye başlıyor. Bu arada yeri gelmişken tekrar belirtmek isterim. Daha önce başka bir videomda da ''Nasıl olur da Süleyman peygamber İslam'dan bahseder?'' gibi soru soran bazı izleyicilerim olmuştu. İslam, Adem atamızdan bu yana gelmiş tüm peygamberlere gönderilmiş olan hak dinin ortak ismidir. Belkıs mektubu okumaya devam etti. Süleyman Aleyhisselam şöyle diyordu. Bana baş kaldırmayın, teslimiyet gösterip bana gelin. İbadetin yalnız Allah'a yapılması gerektiğini aktarıyor ve Belkıs'ı İslam'a davet ediyordu.
Belkıs çok zengindi. Süleyman Aleyhisselam'ın mektubundan tedirgin olmuş ve kendi ülkesinin bozguna uğratılabileceğinden korkmuştu. Bu yüzden Süleyman Aleyhisselam'a çeşitli hediyeler göndermeyi planladı. Hediyeleri gören Süleyman Aleyhisselam onları geri göndererek "Allah'ın bana verdikleri sizin verebileceklerinizden daha hayırlıdır," dedi. Karşı koyamayacağını anlayan Sebe Melikesi Belkıs, Süleyman Aleyhisselam'ın davetini kabul ederek adamlarıyla beraber yola koyuldu. Belkıs, Süleyman Aleyhisselam'a haber göndermişti. "Huzuruna geliyorum ve dinini görmek istiyorum," dedi. Belkıs yola çıkmadan önce meşhur tahtını sarayın en güvenlikli bölgesine saklattırdı. Fakat Süleyman Aleyhisselam'ın Belkıs'ın bu tahtından haberi vardı. Adamlarına döndü ve şöyle sordu. "Belkıs buraya ulaşmadan hanginiz o tahtı alıp buraya getirebilir?" Cinlerden bir ifrit, "Sen makamından kalkmadan ben onu sana getirebilirim. Gerçekten buna gücüm yeter," dedi. Onun ardından Allah tarafından verilmiş bir ilmi olan kimse, "Ben ise sen gözünü açıp kapatmadan onu sana getirebilirim," dedi. Ve Süleyman Aleyhisselam göz açıp kapatana kadar Belkıs'ın meşhur tahtı adeta ışınlanarak bir anda yanında bitivermişti. Ardından adamlarına emir verdi. "Onun tahtında değişiklik yapın ve Belkıs onu gördüğünde tanıyamasın." Belkıs, Süleyman Aleyhisselam'ın sarayına ulaştığında sarayın girişinde bir su gördü ve içeriye girerken ıslanmasın diye eteğini yukarı kaldırdı. Süleyman Aleyhisselam şöyle yanıt verdi. "Eteğini kaldırmana gerek yok. Burası billurdan yapılmış şeffaf bir zemindir. Üzerinde yürü." Belkıs, Süleyman Aleyhisselam'ın saltanatının görkemi karşısında hayretler içinde kalmıştı. İçeri girince bir de ne görsün? Tıpkı kendisininkine benzeyen muhteşem bir taht. Sonra o tahtın zaten kendisine ait olduğunu öğrenince, "Nasıl oldu da o buraya gelebildi böyle?" diye çok şaşırdı ve "Rabbim, ben gerçekten kendime yazık etmişim. Süleyman'la beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum." diyerek İslam'ı kabul etti. Süleyman Aleyhisselam ile Sebe Melikesi Belkıs kısa süre sonra evlendiler. Hazreti Süleyman peygamberin mucizelerle dolu ihtişamlı bir hayatı olmuştu. O hem kral hem de bir peygamberdi. Yaşamının sonuna geldiğinde herkesi şaşkınlık içinde bırakan bir ölüm onu bekliyordu. Hazreti Süleyman peygamber bir gün sarayında odasına çekilmişti. Kapılar kapanıp sessiz sakin bir başına kaldığı bir anda odada onunla birlikte genç bir adamın olduğunu fark etti. "Sen de kimsin?" dedi. Genç adam, "Ey Allah'ın peygamberi, Allah'ın selamı üzerine olsun," dedi. "Buraya nasıl girdin?" diye sordu Süleyman Aleyhisselam. "Ya Süleyman, ben o kişiyim ki kapıdaki görevliler bana engel olamaz. Girdiğim saraylar sessiz kalır. Ziyaret ettiğim bedenler soluğu kara toprakta alırlar." Hazreti Süleyman bunları duyunca onun ölüm meleği Azrail olduğunu anladı. Süleyman Aleyhisselam asasına dayanmış bir şekilde ayakta Azrail Aleyhisselam ile konuşuyordu. O sırada ruhu kabzedilen peygamber asasına dayalı bir şekilde ayakta ruhunu teslim etmiş, öylece kala kalmıştı. Aradan günler geçiyor, aylar geçiyor, Süleyman Aleyhisselam'ı ayakta asasına dayalı bir şekilde gören kişiler onu rahatsız etmeden odadan dışarı çıkıyorlardı. Kimse ölmüş olduğunun farkına varamadı. Cinler bile Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın hala hayatta olduğunu sanıyorlardı. Öyle ki onun tarafından kendilerine verilen küçük düşürücü sandıkları, azap verici ağır işleri yapmaya devam ediyorlardı. Bir zaman sonra bir ağaç kurdu, Süleyman Aleyhisselam'ın asasını kemirmeye başladı. Asa günler geçtikçe çürüdü ve sonunda kırılınca Süleyman Aleyhisselam olduğu yere düşüverdi. İşte o olaydan sonra Süleyman peygamberin ölmüş olduğunu farkına varıldı. Bu durumla ilgili Kur'an-ı Kerim'de geçen ayet bizlere cinlerin bile gaybı bilemediğinin bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Sebe 14. Onun öldüğünü ancak değneğini yiyen bir ağaç kurdu gösterdi. Yıkılınca anlaşıldı ki cinler gaybı bilselerdi o küçük düşürücü azap içinde kalmazlardı. Hazreti Süleyman peygamberin ölümüyle birlikte parmağındaki yüzüğü Allah tarafından gizlendi ve kayıplara karıştı. Şimdilerde ise dünya üzerinde birçok kişi bu kayıp yüzüğün peşinde. Sırada Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın gizemlerle dolu yüzüğünün sırrı var. Yakında görüşmek ümidiyle.